kurum temsilcileri, değerli üyeler, değerli milletvekili adayları, Sayın Genel Başkanım Gani Kaplan, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Topal, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği dostları, hepinizi Pir Sultan Abdal'ın inancı, Hacı Bektaş Veli'nin bilinci, Kerbela şehidi Hüseyin'in yürüyüşüyle selamlıyorum canlar. Hoş geldiniz. Benim numaram yok. Öncelikle bu gecenin hazırlamasında emeği geçen, katkı sunan tüm canlara teşekkür ediyorum. Seçim arifesinde böyle bir geceyle demokrasiden, insan hak ve hürriyetlerinden yana olan, adalet, hak hukuk arayan, öteki görülen, dini, dili, inancı tanınmayan, bizleri yan yana gelmesini çok anlamlı buluyoruz dostlar. Artsın eksilmesin, tatsın dökülmesin. Sofrayı Celilullah, bereketi Halilullah şefaat ederim. Biz sonarda dostları, değerli konuklarımız, siyasi partilerimizi, demokratik kitle örgütlerimizin değerli temsilcileri, sizleri genel merkezin genel yönetim kurulum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin bildiği üzere bu tür gecelerde çok uzun konuşmak iyi değildir. Bir örgütümüzün hazırlamış olduğu bir program var. Ancak üzere bir seçim yaşıyoruz ve seçim takvimi başlamış durumda ve iktidar partisi dahil muhalefet partileri de programlarını açıkladılar. 16 yıldır iktidarda olan, 16 yıldır bu ülkeyi yöneten ve şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan geçenlerde şöyle bir ifadede bulundu. Cemevlerine yasal statü tanıyacağız diye. Bu biz Alevi kurumları, Aleviler açısından samimiyetsiz bir açıklama olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü 16 yıldır sen bu ülkeyi yönetiyorsun. 16 yıldır sen bu cemevlerine neden şimdiye kadar yasal statü vermedin? Bu tamamen sıkışmışlığın bir ifadesidir.